olarak da 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cüler tarafından bombalanan Yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürmeye devam edecektir, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 101 yaşında. Bu özel gün dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj yayımladı. Mesajında koronavirüs salgınını hatırlattı. Dünya çocuklarıyla bir araya gelemeden kutlasak da bu anlamlı günün heyecanını ve coşkusunu tüm çocuklarımız ve milletimizle hep birlikte yaşıyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milli mücadele ve Türk tarihi açısından önemine dikkat çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin istikbal mücadelesi ve bağımsızlığının öncüsü olduğunu söyledi. Meclisimiz 23 Nisan 1920 tarihinden bugüne kadar birçok badire atlatmış, milli mücadelede şerefle kazandığı gazilik bayisini 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ikinci kez almıştır. Darbe, junta, vesayet girişimleri ve terör saldırılarına maruz kalan, son olarak da 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cüler tarafından bombalanan Yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürmeye devam edecektir. Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye idealiyle daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek, gelecek nesillere gurur duyacakları bir ülke bırakmak için var gücüyle çalıştıklarını belirtti. Şanlı tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in dünya çocuklarına armağan ettiği bu müstesna günün ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi.